2012'de ilk kez bir cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi. Ancak 3 Temmuz 2013'te küresel güçlerin desteğiyle askeri darbe gerçekleştirildi ve halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevden uzaklaştırılarak halkın özgür iradesine ipotek koyuldu. Bu darbeyi kabul etmeyen başta ihvan olmak üzere sayıları milyonlara ulaşan halk 100 gündür barışçıl gösterilerine devam etmektedir. Ancak Allah'ı ve ahiret gününü unutup küresel güçlerin desteğine güvenen ordu yine barışçıl gösterilerine devam eden halkın üzerine ateş açmış ve yine kan akıtmıştır. Şunu unutmayalım ki Mısır'daki gelişmelerde
sadece İhvan'ın başarısı veya kaybı söz konusu değildir. Bilakis İslam aleminin küresel şerg odaklarına karşı zaferi veya kaybı söz konusudur. Şüphesiz Müslüman kardeşlerin tarihini ve yapısını okumadan son gelişmelere bakıldığında Müslümanlarda ciddi bir ümitsizlik söz konusu olabilir. Ancak İslam tarihi ve İhvan'ın tarihine bakıldığında işin neticesinin böyle olmadığını anlaşılacaktır. Bugün Mısır meydanlarına toplanıp özgürlük mücadelesini verenleri desteklemek şehitlerimize karşı bir vefa borcumuzdur. Size müteşekkiriz çünkü bize Şeyh Said'i hatırlattınız. Yine size müteşekkiriz zira bize hala içimizde Hasan el-Benna'lar, Seyyid Kutuplar, Abdülkadir Udehler, Şeyh Ahmet Yasinler, Şeyh Saidler olduğunu gösterdiniz. Tekbir! 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 Yine size müteşekkiriz. Çünkü emperyalizm ve kirli pazarlıklara girmeyerek kendi inancı ve inancını yaşayan tabanına dayanarak la'yı ete ve kemiğe büründürerek yeniden İslam'ı direnişi bize hatırlattınız. Yine size müteşekkiriz. Çünkü bize tek bir millet olan küfre karşı ümmet olmamızı hatırlattınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, günahlarımızdan ötürü bizi affet. Kötülüklerimizi sil ve canımızı iyilerle beraber olduğumuz bir zamanda al. Ey Rabbimiz, elçilerinin vasıtasıyla vaat ettiğin şeyi bize bahşet. Ve mahşerde bizi mahcup eyleme. Ey Rabbimiz, toplumumuza ve bütün insanlığa zulüm üzerine kurulmuş olan sistemlerin köleliğinden kurtulup sana kul olma özgürlüğüne kavuşmayı nasip eyle. Amin. Nefret, yersiz düşünce ve duygulara yer bırakma. Amin. Münafıklara karşı bize inaniyetini nasip eyle. Amin. Ey Rabbimiz, hakikatin en gür ve son meşalesi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in izini sürdürmeyi ve onun şahitliğini sonraki nesillere miras olarak bırakabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Taassup putundan kurtarıp vahdet nasip eyle. Amin.